İşletmemize hoş geldiniz. Ali Ensar Özgören, Adana'da çiftçilik yapmaktayız. Tarla mahsulleri üzerine genellikle bir miktarda bahçe, incirlik de yerimiz. Daha çok mısır, buğday, soya fasulyesi ve bahçe bitkileri. Burada narenciye grupları, portakal, limon ve mandarin gruplarını yetiştiriyoruz. Ekim alanlarımızın tamamı incirlikte ve tek parça, böyle büyük parçalar halinde. İşletmemiz de tabii ona göre kurulmuş şekilde. Ne kadarlık bir alan ekiyorsunuz? Toplamda 4000'li bir miktar geçiyor. 4000 dönümün üzerinde bir alan ekiyoruz. Bahçe ve tarla olarak birlikte. Ürünlerden mahsuller neler var sizde? Tarlada genellikle kuru mahsul üzerine çalışıyoruz. Depolanabilir kuru mahsul üzerine. Çoğunlukla mısır tane, işte buğday, soya fasulyesi ikinci ürün olarak. Bahçede de dediğim gibi daha çok narenciye grubu ürünler yetiştiriyoruz. Burada hayvancılık işletmemiz yok. Tamamen bitkisel üretim üzerine. Hayvancılık üzerine bir şeyimiz, faaliyetimiz yok. İşte depolama alanımız, çiftliğimiz bu şekilde. Evet, bugün hani sosyal faaliyetinizin yoğunlukla traktör kullanıyorsunuz. Evet. Aslında bugün birçok traktörü tanıtacağız ama öncelikle sizin şu an en çok sevdiğiniz ve üzerinde olduğunuz bir traktörü tanıtarak başlamak istiyorum. Benim en çok bindiğim, gezdiğim. Ailenin en yaşlı üyesi diyebiliriz isterseniz. Evet, 63 model Massey Ferguson var burada. Evet. İşte. Biraz bize anlatır mısınız bunlar neler yapıyorsunuz? Kaç senedir işletmemizde mesela? Valla işletmemizde çok uzun sene değil. Zamanında satılmış, sonradan tekrar edinilmiş bir traktör öncelikle. İşletme olarak ben tabii bunu yaşım gereği görmedim çalıştığı zamanları. Ama üzerindeki ambleme bakarak herhalde ikili pulluk çekiyormuş. Ferguson sistem diye. Ama tabii artık kullanılmıyor. Şimdi sadece bekçilik, işte alan gezme, kontrol amaçlı ve tabii bir de iki tekerlekli romorkuyla ufak tefek servis işlerinde kullanılıyor. Zaten alet ekipmanı doğal olarak kalmadı. Böyle bir alanda kullanamıyoruz da işin doğrusu. Tabii bayi, bizim bölgedeki bayi tarafından işte boyandı, reklefe edildi ve hazırlandı, bize teslim edildi. Sağ olsun onlar da destek oldu. Onun haricinde hiç çalışmayan bir aksamı yok. Zaten siz de gördüğünüz üzere, sesini tıkır tıkır duyduğunuz üzere. Bu şekilde. Bir traktörü çalıştırabilir miyiz? Tabii ki. Sesini izleyiciler de duysun. Yeni model traktörlerden çok uzak bir ses. Şimdi çiftliğinizin makine parkından bahseder misiniz? Şu an burada 3 tane 160 beygir 6000 serisi, 2 tane 130 beygir 5000 serisi. Bahçe traktörümüz, 240 model traktörümüz var. 240 model şu an dışarıda ama onun haricinde diğer tüm ürünler burada. Bir adet normalde 240 beygir traktörümüz vardı. Şu an burada değil. O model yenilemesinde verildi. Yeni versiyon işte koronadan dolayı gecikmeli olarak bekliyoruz. Toplam kaç traktörünüz var makine parkınızda? Şu an burada olan 6 ama 7 traktörümüz var. Bir tanesi şu an yok burada. Onun haricinde ama ana olarak tarlada kullandığımız tüm modeller burada. Burada tüm 160 ve 130 beygir lastik traktörlerde hem kalın hem ince ile, yani hem kaba işlerde hem ince işlerde kullanıyoruz. Şu an gördüğünüzde ince takılı ama aynı model bir yanında kalın lastik takılı. Ben birazdan tek tek traktörlerinizi tanıtmanızı isteyeceğim ama öncesinde maksimizden bütün markalar Massey Ferguson'a ait. Evet. Tercihiniz neden Massey Ferguson oldu? Burada markanın servisi, geri dönüşü, yani zaten diyorum ya, tarlada traktör her şeyde, her işte 3 gün lazım, 5 gün lazım. Tamamen burada daha çok servis odaklı, geri hizmet odaklı bir tercih oluyor. Onun haricinde tabii donanım olarak size yeterli gelmesi lazım. Yaptığınız işe, işletmeye uygun olması lazım. O grupta maalesef yerli markalar daha böyle zayıf kalabiliyor. Diyorum ya, onun haricinde zaten hani yakıt tüketim falan, bunlar artık herkes ortalama seviyelere ulaştı. Yani böyle şu marka böyle, bu marka böyle
demenin pek bir anlamı yok. Ana şey burada da etken servis. Servis fiyat. Peki markanın gücünden çok faktörünüz var. Bahsettiğim markanın gücünden performansından tanıdaki sergilediği performansından memnun musunuz? Ya zaten kesinlikle memnunuz ama yine de tabii ihtiyaca göre almanız gereken seriler var. Yani güçsüz, yani güçsüz demeyeyim de ihtiyacınıza göre düşük bir beygir gücünde bir traktör alıp üstünü beklerseniz umduğunuzu bulamıyorsunuz. Neye ihtiyacınız varsa onu tercih etmeniz gerekiyor. Şu an burada ince lastik olarak takılmış öncelikle. Hat arasına girmeye uygun şekilde, 75 santim hat arasına girmeye uygun şekilde. Arkada takılı ekipman çapa ve arkadaki de lister dediğimiz, yani mısırda boğazını doldurmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda yukarıda bir gübre ataçmanı var çapanın arkasında. Normalde standartta gübre attığımız zaman da önüne kovası takılıyor. Oradan arkaya gübre pompalayan bir sistem var. Arka taraftan da her sıraya dökülerek en son mısırın boğazı dolduruluyor takılı olduğu alet. Aslında normal bir çapa ama bıçaklıların farklılaşmasıyla farklı amaçla kullanılmış oluyor. Traktör bu ekipmanı kullanırken zorlanıyor mu? Yok. Yani çok zaten iş genişliği traktörün boyutuna göre burada 9 sıralı bir çapa var. Eskiden 11 sıralıydı. Evet. 11 sıradayken bile zorlanmıyordu. Şimdi hatlarımız 75 cm genişlediğinden dolayı şase boyutumuzdan dolayı bir sırası gitti. 9 olarak kaldı. Ama tabii ki de traktör hiç zorlanmıyor. Ki aynı zamanda arkaya gübreyi şey yapmak için kullandığı bir fan sistem var. Aynı zamanda traktör hidrolik sistemi de tam yüksek devirde çalışıyor. Ona rağmen zorlanmıyor. İnce lastik var. İnce lastiğin size sağladığı avantajlar neler burada? İşte mısırın saçak kök olmasından dolayı veya herhangi bir ürün için konuşalım. Mısır diye ayrıştırmaya gerek yok. Yetiştirdiğiniz köklerin rahat çalışabileceği alana burada basmamış oluyoruz. Amacımız o. Ve ürünü ezmiyor. Tabii ürünün yetişmesi gereken toprağa sıkıştırmıyoruz. Evet. Yanımızda bir tane daha 6716 S serisi var. Hatta yanında bir yanında daha var. Evet. Burada bir farklılık olarak ön ağırlık görüyoruz. Evet. Traktörde ön ağırlığı kullanmanızın sebebi nedir? Burada önde dengeleyici olarak, burada zaten şu an aynı traktörü kalın lastik takılmış halde. Burada artık bu ince işler, yani hat arasında değil, kaba sürüme göre ayarlanmış. Bunun şu an artık yaptığı iş, arkada bir beşli bir pulluğu var. Yedili bir patlatması var. Bunlar için de önde ağırlık dengeleyici bir ön ağırlığımız var. Kendi yapımız, kollu bir makine zaten takıp çıkarabiliyoruz. İsteğe göre, kullanıma göre, ihtiyaca göre farklı ölçüde ağırlıklarımız var. Örneğin üzerine takılı 1150, diğer makinede takılı 850. İşte böyle farklı farklı boyutta. Tabii iş gerekli şeye göre ağırlık da değişiyor ona göre. Yani ağırlıkta dikkatimi çeken bir de yangın tüpü var burada. Tabii. İş güvenliği önemli diyorsunuz. Her zaman. Hem de iki tane. Evet, bir tane belki oldu. Tarla alanlarında su yapmaya, söndürmeye yetmeyecek. Ki hele şu buğday biçim zamanlarında maalesef kötü haberler duyuyoruz. Yanan balya makineleri, biçer döverler. Siz müdahaleye en kısa sürede... Bu sene, geçtiğimiz senede mesela bizim tarlamızda çalışan bir balya makinesinde oldu. Biz müdahale ettik. Yani madem balya makinesi vardı ve üzerinde hiçbir tüp yoktu. Evet. İki tüp boşalttık. Zar zor söndü. Yani ısınmış bir bilyaydı sebebi de. Bir de 5000 serisi var karşımızda. Evet. Ön yükleyicisi de var. Hatta o da Massey Ferguson. Evet, aynen öyle. Bu o da kendi yükleyicisi. Hangi işleri yapıyorsunuz? Bunu da yine aynı zamanda ara işlerde kullanıyoruz ama bu artık bu boyut traktörler bizde kaba işlere girmiyor. Çünkü 3 tane 160 beygirimiz, bir tane de 260 beygir model traktörümüz var. Ve bu sadece işte ilaçlama, çapalama ve benzeri böyle işte küreyle birlikte romork, ufak tefek düzeltme işlerinde, yüklemede, bazı yüzeysel yüklemelerde kullanılıyor. Bunun zaten kaba sürüm işi artık kalmadı. Buna göre ekipmanımız da kalmadı. Yani şey yapmadık, kullanmıyoruz diye bırakmadık. Şu an arkasında ilaçlama takılı. Bir yüzeysel bir ot ilaçlaması yapmıştık. Yanında da yine ince lastikle hat arasında kullanacağımız ilaçlama takılı. İlaçlama da tamamen yine Amerikan sistemi T-Jet üzerinde monteli halde. Attığı yere atmayan, dozajlamasını hıza göre bağımsız şekilde kendi yapan bir sistem var onun da üzerinde. Burada da ince tekerlekli ilaçlama traktörümüz var. Evet, onda hatta çift lastik şu an takılı. Çift lastik olmasının sebebi yine hat arasını... Aynen, hat arasını şey yapmayıp baskıyı azaltmak. Aynı zamanda daha yaş mesela, bugün için belki lazım değil ama daha yaş dönemlerde, kış döneminde tarlada gömülmemenizi sağlamak. Evet. Yani baskıyı azaltmak tamamen. En son olarak bir de bahçe serisi bir traktörünüz var. Evet, bu tabii bunun yeri tamamen bağımsız, apayrı. Tarlaya hiç adım atmayan, sadece romork çekmeye tarlaya içeri giren bir modelimiz var. Burada 105 beygir bir traktörümüz var.
Bu bize işte mandalina, yani daha doğrusu narenciye grubu tüm ürünlerimizde kullandığımız bir modelimiz var burada. Arkasında tabii onun kendi özel ekipmanı, tarlayla hiç uyuşmayan ilaçlaması, işte goblesi ve benzeri ekipmanları yine mevcut. Yatırımlarımız Asya Felikson'dan. Yakın zamanda aileye bir yeni üye daha eklenecek sanırım. Evet, ondan beklediğimiz. Ondan da kısaca bahsedebilirsiniz isterseniz. Beklediğimiz bir 260 beygir traktörümüz var. 240 beygir bir traktör vererek 260 beygire geçtik. Daha doğrusu saat yıpranmadan dolayı değiştirdik işin şey tarafı. Onu da bekliyoruz. Onun da tüm alet ekipmanı yine çiftlikte mevcut. 3 boyutlu tesviye küreği var. İşte yine altılı bir kıvırlat malka pulluğu var. Evet. Goblesi var ama şu an traktör de yolda. İşte Covid'den dolayı gecikenlerden. Şimdi makine parkınıza baktığımız zaman traktörlerin yanı sıra şimdi arka tarafta izleyiciler de görecek çeşitli tarım makineleri aletleri de var. Evet. Bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz? Geniş bir marka sahipsiniz. Hem traktör hem de tarım ekipmanı olarak. İşte traktörün ihtiyaç duyduğu ekipmanları sağlamış olmak aslında amaç. Tabii traktörlerin hepsi boyutuna göre, güç ihtiyacına veya şeye göre, iş genişliğine göre. İşte burada 19'lu bir çapamız var. 11'liydi, 9'a düştü. 75 santimde. 9'lu bir çapamız var. 9'lu bir sırtımız var. Goblemiz var. 32'li bir goblemiz var. Sırt baskı low dediğimiz makara merdanemiz var. 6 metre düz için. 12 sıra götüren aynı zamanda 9 metre genişliğinde sırt için. 2 adet, 3 tane pulluğumuz var. İkisi Kverland marka. Bir tanesi yerli. Orada 2.5'li bir de 260 beygire göre bir tane de altılı olarak var. Patlatmalarımız var, rotavatörlerimiz var. 4 metre ve 8 metre, şey pardon, 4 metre ve 6 metre rotavatörümüz var. Şimdi ciddi bir yatırım yapmışsınız. Bu mekanizasyona yaptığınız yatırımın işletmenize olan verimliliği açısından neler söylemek istersiniz? Bir kere her şey tarımda maalesef zamana bağlı. Her şeyde zaman sizi kovalıyor, iklim sizi kovalıyor. Yetişmeniz gereken nüanslar var. Zaten belki verimde bu %3'ler, %5'leri artık kovalayarak kazanıyorsunuz. Doğal olarak da arkada bir parkınız, yani size bir imkan verecek bir ekipmanınız olursa bunları yapabiliyorsunuz. Burada en büyük sağladığı avantaj belki gözle göremeseniz de bence bu. Ekonomik kısmı tabii ki yani şey yapılamaz, bir kenara atılamaz. Yani biz şu an mesela yaklaşık 4000 dekar bir yer işliyoruz. 4 personelle, 4 sabit personelle işliyoruz. Tabii ki de dönemsel olarak işçi amaçlı, iş gücü amaçlı gelen giden dış güç oluyor ama onlarca sabit 4 kişiyle 4000 dekar alanı işliyoruz. Zaten fark ettiyseniz sayımız traktöre yetmiyor. 4 artı 1, orada bir iş gücümüz geliyor, gidiyor. 5 kişi oluyoruz dönemsel olarak. Tabii yine hepsinde uydu sistemi takılı. Zaman hani yetmediği zaman da gece gündüz çalıştığımız 4 gün üst üste vardiya değişerek ekim yaptığımız günleri biliyoruz. Ama işte 2000 dönüm yeri bitirip sabahında, bittiği günün sabahında yağmur yağıp da böyle müthiş bir çıkış gözlemlediğimiz oluyor. Yani bu tip avantajları da oluyor. Tabii ekonomik açıdan da yani iyi bir filonun getirileri de var. İşte tam ilk maliyet, yatırım maliyeti yüksek olsa da daha sonra kazandırımlara daha şeyli oluyor, avantajlı hale geliyor. Uydunun işlerinize sağladığı verimlilik nedir? Bir oran verecek olursak, hani uydu kullanmadan önce işinizden aldığınız verimlilik neredeyse traktörün önüne geçiyor diyebilirim. Yani çünkü yani traktör bir görev yapıyor, yani bir çekici, arkasına ne ekipman bağlarsanız çekiyor. Ama traktör gece içindeki personel yapamazsa, ki yani karanlıkta insan ne kadar iş yapabilirse o kadar çalışabiliyor. Ama uydu tamamen bunları ortadan kaldırıyor. Gece gündüzün önemi kalkıyor. İşçi gücünüzde de azaltmaya gidiyorsunuz. Doğal olarak nitelikli eleman ihtiyacınız azalıyor. Çünkü zaten hat içerisindeki düzgünlüğü ve benzeri her türlü işi kendi yaptığı için nitelikli eleman ihtiyacı da azalıyor. Diyorum ya, neredeyse traktörün önüne geçebiliyor. Yani yatırım yaparken belki bir üst modeli yerine işte bir alt model, bir düşük beygir gücü veya bir alt segment tercih edip uydulu bile olabilir hale geliyor yani. Evet.